Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Mustang tanıtımı ile karşınızdayım. Bu sefer konuğumuz 7715 S modeli Dyna 6 bir traktör. Şöyle bakalım, 150 beygirlik. Gayet büyük, güçlü bir traktör. Şöyle, gayet önde ağırlıkları yeterli. Bunlar az gibi duruyor fakat şuraya geldiğimizde karın altı diye tabir edilen 265 kiloluk ek ağırlığı var. Toplamda 1200 kilo ön ağırlığa sahip traktör. Şöyle ön süspansiyon sistemini görüyorsunuz. Burada esneme tüpleri yaylanmasını sağlaması için. Önüne baktığımızda gayet yakışıklı güzel farları var. Yani bunlar yan tarafları çizileri aydınlatması için ek konuluyor. Uzun kısa anlamında da bunlar kullanılıyor. Zaten ışıktan şöyle göstereyim, her yerinde ışık var traktörün. Şöyle lastiklerine bakalım. 420, 70, 28 ebatında Michelin lastikleri var. Görüyorsunuz gayet kalın. Şöyle motor kısmı. Traktörde AkkuPower motor var. Şöyle göstereyim. 6.6 litre hacminde 6 silindir 150 beygir gücünde motoru var. Şöyle şurada anahtar kutusu mevcut. Gayet güzel konumlandırmışlar. Yani buradan görüşe engel değil. Aynı zamanda kullanışlı yerde 30 litre AdBlue deposu var. Burada 305 litrelik mazot deposu var. Şöyle yukarıda elektrikli aynalarımız. Alt tarafta geniş açı aynalarımız. Burada bunları söylemeden geçmeyelim. Ek aydınlatmalarımız burada. Çoğu traktörün orijinal farı kadar büyük bir ek aydınlatma farı var. Şurada LED ışıkları var ek olarak. Şöyle 3 basamak. 4. de içeri biniliyor. Şuraya tutunma için de güzel bir kolu var. Aynı zamanda tekerlek çamur, taş, toprak atar diye koruma anlamında, şuraların batırmaması için. Şöyle tepeli hamamız burada. Arka lastiğe geldiğimizde 520-70-38 ölçülerinde bir lastik var. Arkada ek jant ağırlığı yok. Bu modelde seçilmemiş. Şurada liftomatin yukarı aşağı tuşları mevcut. Dediğim gibi ışık yönünden bu traktör çok bol. Şurada ek aydınlatma var. Yukarıda 4. Bunlarla 6 adet aydınlatma oluyor. Yani arkası gayet ışıklı. Sonra ek olarak burada orta kolu kontrol ettiğiniz tuş var. Buradan kuyruk milini durdurabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. Dediğim gibi orta kol pistonlu geliyor bunlarda, hidrolik. Onları da şöyle göstereyim. İçeriden de göstereceğim de. Burada 2-4, yani şu 4 çıkış, 2-4 çıkış elektronik olarak kontrol ediliyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bunlar mekanik olarak, diğer 4 tas mekanik olarak. Onları buradan da yönetebiliyorsunuz. Malzeme, ekipman takarken buradan kullanabiliyorsunuz. Artı olarak da onların akış ayarını şöyle yapabiliyorsunuz. Yani akış debisini düşürmeniz için. Buradan manuel olarak bu 4 adeti buradan ayarlayabiliyorsunuz. Diğer 4'ünü de içeride bilgisayardan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buraya geldiğimizde kabin süspansiyonu var. Bu şekilde. Çekimiz, kollarımız gayet etli kalın malzemeden yapılmış. Beygir sınıfına göre, gücüne göre güzel. Zaten orta kolda görüyorsunuz yani büyüklüğünü.
Şöyle arka cam sileceğimiz. Şuradan cam suyu koyuyorsunuz. Gayet şurada güzel ergonomik bir yere deposunu koymuşlar. Burada hidrolik orta kol için tuş yok. Ve kuyruk mili için yok. Genelde bunları tek tarafa koyuyorlar. Şurada olduğu için belki de burada yok. Buraya çift taraflı olarak bunları koyuyorlar genel olarak. Yukarı aşağı dikdörtgen tuşlarını çift taraflı koyuyorlar. Dediğim gibi lambası yine burada. Lastiklerini görüyorsunuz zaten gayet geniş. Şöyle bir arkasına bakalım. Traktör gayet geniş. Oturaklı. Beygirini silindirinin hakkını veriyor. Sağ tarafa geldiğimizde burada akümüz var. Şu şekil sağda da kapı var. İstenilirse bu da kullanılabiliyor. Burada AdBlue filtreleri mevcut. Şu şekilde. Egzoz tam direğin arkasında kalıyor. Gördüğünüz gibi. Şekli zaten direk gibi. Oval bir şekilde gidiyor. Görüşe hiç engel değil. Görüyorsunuz her yerinde ışık var. Toplamda 22 adet. Bunları da koyarsanız 24 adet ışığı var. Şöyle içine geçelim. 7 ton, 6 silindir, 150 beygir gücündeki traktörü bir de içeriden inceleyelim. Hostes koltuğumuz gayet yumuşak. Şöyle. Şuradan da kalkıyor, yarısı burada. Şimdi el freni çekili olduğu için kaldırmayacağım. Şurada kendi küçük bir dolabı var. Şöyle binelim içine. Ben kapıyı da çekeyim. Şöyle gayet kapaması kolay bir kapısı var. Bu traktör sınıfının boş paketi. Şöyle göstereyim. Normalde joystick oluyor. Ekran oluyor ama bunda onlar seçilmemiş. Yani biraz daha ekonomik olsun. Yani 160 beygir gücünde bir traktör istiyor adam. Fakat ucuz olsun istiyor. Çok özellik olmasın istiyor. Adama güç lazım. Öyle kullanıcılar için birebir bir traktör bu. Şimdi şu direksiyonu bir indirelim. Direksiyonu şuradan derinliğini ve ilerleri ayarını yapabiliyoruz. Zaten burası bildiğiniz klasik Massey. Şuradan shuttle ileri, vites arttırma, vites düşürme, traktör geri, vites arttırma, vites düşürtme. Aynı anda şunu yaptınız, traktör bekler durur. Şunu saldığınızda gider. Yani ileri aldınız, şu şekil gitmiyor. Bunu saldığınızda gider. Olay budur. Çok Massey kullanıcısı şunu çok fazla kullanır. Şunu yaptığında bekler traktör, gitmez. Sonra ekrana gelelim. Burada devir saatimiz, diğer yol. Şu kontağı bir açayım. Şurada bilgisayar ekranımız mevcut. Yakıtımız, hararetimiz burada. AdBlue'muz burada. Partikülü buradan görebiliyoruz. Şöyle yapalım. Buradan viteslerle ilgili ileri geri konum ayarları, devir sabitlememizin ayarları gibi konumları görebiliyoruz. Burada hızımızı, ileri yönde ya da geri yönde olduğumuzla ilgili vites seçeneğini görebiliyoruz. Motor saatini görebiliyoruz, deviri görebiliyoruz. Şimdi kontağımızı kapatalım, onunla işimiz yok. Buradan dediğim gibi şu tuşlardan şu bilgisayardaki traktör kullanım fonksiyon ayarlarını yapabiliyoruz. Hemen silecek sinyal tuşumuz burada, kornamız burada. Şöyle yan tarafa gelecek olursak burada joystick'imiz var. Klasik Massey serilerinde alışık olduğumuz joystick. Burada cruise control, motor devri, cruise control, diğer tuşu, elektronik ve el gazı tuşumuz. Burada hidroliklerin kaldırma indirme tuşları, boş nötr tuşu. Burada arkada söylemiştim, elektronik damper valflerinin tuşları var. 4 tanesi elektronik, diğer 4 tanesi mekanik. Şimdi bunlarda şu özellik de var. Bunların takılı kalmadığını görüyorsunuz. Onun için şunu iterken şuna basıyorsunuz, takılı kalıyor.
Yani römorku indirirken, kaldırırken bu tuşları kullanabiliyorsunuz. Basarak itiyorsunuz, kalıyor. Bu şekilde buradan hidrolik kolların derinlik ayarını yapabiliyorsunuz. Şuraya geldiğimizde C1, C2, bunlardan otomatik vitesin hız seçeneklerini seçiyorsunuz. Yani 1A'dan 1D'ye kadar otomatik vites kullanmak istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ya da 1A'dan 2C'ye kadar kullanmak istiyorsunuz, atıyorum, onu buradan ayarlıyorsunuz. Seçenek olarak bunlar onu yapıyor. Buradan otomatik vitesi joystick ya da sadece gaz pedalına basarak vites değiştirmesini istiyorsunuz. Düz yolda giderken, uzun yolda onu ayarlayabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi damper çıkışlarımızın kolları mevcut. Bunları da kilitlemeli. Şu şekilde itip şöyle kilitleyebiliyorsunuz. Bunlar da mekanik olarak yapılıyor bu ayarlar. Şöyle yapalım, biz onları kilitleyelim. Normalde de kilitleyebiliyorsunuz. Sonra buradan otomatiği, kuyruk mili açma tuşu burada. Şöyle yapalım. Ön süspansiyon tuşu bu. Kabin süspansiyonunu buradan aktifleştiriyoruz. Diferansiyel kilidi otomatik, normal, diferansiyel çift çeker ve otomatiği, farları, parkları buradan yakıyorsunuz. Bu şekilde tuş koymuşlar. Şöyle anahtarımız burada. Arkadaşlar tam karşıdan güneş vuruyor. Bilmiyorum, kamera şu an iyi alıyor mu? O yüzden biraz yakın çekmeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama umarım güzel alıyordur. Şöyle yapalım. Hidrolik kolların hassasiyet ayarları burada. Yine aynı şekilde buradan görebiliyorsunuz. Buradan esneme ayarını açabiliyorsunuz hidrolik kolların. Şuradan devir seçenekleri boşa alıyorsunuz. 540 ve 540 ekonomi. Şöyle 1000 devir ve 1000 devir ekonomi içinde buradaki tuşu kullanıyorsunuz. Buradan ışıklarla ilgili kontrol paneli bu da. Buradan neye basarsanız o yanıyor. Bu gayet güzel bir özellik. Şöyle şuraya da bir kol yapmışlar. Yani aynı şekilde burada da var. Niye var? Şimdi bu tuşa basacaksınız, bu kolonu tutmak zor. Yani şöyle azıcık elinizi dayayıp şuradan herhangi bir tuşa rahatlıkla tarlada çalışma esnasında basabiliyorsunuz. O anlamda gerçekten güzel olmuş. Şöyle elinizi dayasanız yeterli. Yani şöyle dayasanız yine yeterli. Gayet güzel olmuş. Şurada buzdolabımız var. Yani klimanın hava sisteminden alıp buraya koyduğunuz suyu, içeceği soğutabiliyor. Deyip burada bu şekilde klima ünitesi. Havalandırmanın içeriden dışarıdan alma ayarını buradan yapıyorsunuz. Klima havalandırmaları burada. Üst konumda. Şöyle yapalım. Sol direkte silecek tuşu var. Arka sileceğin tuşu var. Solda başka el frenimiz var gösterebileceğimiz. Şöyle arkaya döndüğümüzde silecek. Şimdi koltuğun özellikleri, koltuk dönebiliyor. Şu tuşla sağ ve sol dönebiliyor. Şuradan yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Havalı bir koltuğumuz var. İleri geri ayarı var. Sarsıntı ayarı var. Oturduğumuz şu alanın ileri geri kayması ile ilgili ayarımız var. Şöyle yapayım. Şöyle bakın. Yani böyle bir ayar var. Hemen tarlada oturur, çalışırmış gibi. Evet. Şu şekilde. Görüyorsunuz koltuğum şu an yan. Şu şekilde bir camı açalım. Cam çok büyük değil arkadaşlar. Şöyle arkamızı çok rahat görmemizi sağlıyor. Açması kapaması kolay. Şöyle iki yana tutamak yapmışlar. Şöyle rahatlıkla çekip kapatabiliyorsunuz. Şurayı bir file yapmışlar. Ufak tefek malzemeleri buraya koyabiliriz. Burada çakmaklık soketimiz mevcut. Diğer güç kabloları, güç çıkışları mevcut. Şurada sigorta kutusu mevcut. Sigorta kutusu orada. Şimdi bir traktör çalıştıralım. Önce şu koltuğu bir
Traktör bu şekilde. Dediğim gibi elektronik el gazı, devir sabitleme tuşları, vitesimiz bu. Resmen gaza bastığınızda traktörün sallandığını hissediyorum. O da 6 silindir büyük, güzel, güçlü bir motor olduğu için o hissi bize veriyor. Şu da dediğim gibi ileri geri vitesleri gösteriyor. İleri 1A diyor. C1 tuşuna basarsak, C1 cruise kontrolünü alırsak 1D'ye kadar gider diyor. Aynı şekilde 1A C2'de 1B'ye kadar otomatik olarak gider diyor. Bunu dedim ki şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela C1'i şöyle yapayım, ayarını görün sizde. Bakın şu an yükseltiyorum. Yani 1E, 1F, 2A, 2B'ye kadar şu an C1 cruise'unda gidecek bu traktör. 1A ile 2B arasında gidecek anlamına geliyor. Bunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekil diğerini de buradan değiştirebiliyorsunuz. İkinciyi. Aynı zamanda şu tuşa basarak da şu an joystick'te, yani joystick'i ittikçe vitesler büyüyecek. Tuşa, şu tuşa bir kere bastığınızda görüyorsunuz ayak pedalı. 2000 devire motor sabit, 2000 devire geçmeyecek şekilde ayak pedalına sadece basarak traktör hızlanacak, vitesleri arttıracak diyor. Nereye kadar? 1F'ye kadar. Onu da şu şekilde yükseltiyoruz. Şöyle yapalım. Yani 4F en son vitesi oluyor. 4. vitesin 6. ara kademesi oluyor. Yani 4F'ye kadar şu an bu traktör gidecek diyor. Ayak gazına basarak. Bu şekilde bir kullanımı var. Görüş açısı da şu şekilde. Hani gayet her yer rahat rahat gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Bu şekilde bir traktör. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.